Selamlar sevgili dostlar. Hepiniz yeni bir videoma da hoş geldiniz. Sevgili dostlar, bugün sizlere Don't Start Together'daki kasma sorununu nasıl çözeceğinizi, nasıl %100 bir şekilde çözeceğinizi anlatacağım. Yanımda Aktan var. Hoş geldin kardeşim. Hoş buldum kardeşim. Şimdi arkadaşlar, Aktan da gele dursun. Bu sırada ben size yaşadığım problemi anlatayım kısaca. Sevgili dostlar, bu Don't Start Together'da kaç aydır oynuyoruz biz? Bir aydır falan oynuyoruz. Büyük ihtimalle 1,5-2 aydır oynuyoruz. O civarlar. Aynen, o civarlar. Arkadaşlar, ya ben ilk başlarda gerçekten çok güzel FPS alıyordum. Bakın, laptopta oynamama rağmen, tamam mı? Gerçekten güzel FPS alıyordum. Ama gerçekten belli bir süreden sonra 20 FPS'nin üstünü görmemeye başladım. Bunun sebebini de Haktan kardeşim sağ olsun anlattı, buldu, çözümünü bana söyledi. Ben de siz sevgili dostlara bunu anlatmak istiyorum. Belki bugün bir izlenir, yarın iki izlenir ama inanıyorum ki bir yılda 20 bin kardeşime ben bu sorunu hallettireceğim. Herkes bana teşekkür edecek. Şimdi öncelikle sevgili dostlar, Enter'ye basıyoruz. Settings'e geliyoruz. Ayarlar. Buradan her şey abi çok güzel falan filan olabilirsiniz. Ama şurada bir tane problem var. Notebook mod. Abi netbook mod. Buradan bu büyük ihtimalle sizde enabled'dı. Ki bende de öyleydi zaten. Bunu disable'da alıyorsunuz. Bu ne anlama geliyor? Bakın şimdi. Şuradaki FPS'm kayıtlı olmama rağmen 30 FPS'nin üzerine çıkıyor sevgili dostlar. Yani ben yayında olmadığım müddetçe, kayıt dışı olduğum müddetçe bir problem çekmiyorum. 60 FPS sabit oynayabiliyorum. Yayında olduğum için yarı yarıya düşüyor. Buradan bunu aktif hale getirirseniz eğer, enabled yaparsanız eğer 30 FPS'nin üzerini asla görmezsiniz. Ki 30 FPS'yi bilene zor görürsünüz. Gördüğünüz gibi sevgili dostlar, daha yeni 30'u geçiyordu ama şu anda 30'u geçemiyor. Çünkü sebebi çok basit. Abi biz diyoruz ki netbook modu al şunu, problem yaşamasın bilgisayar, pili uzun gitsin ama oyun açamasın abi. Bu kadar basit. 30 FPS'nin üzerini görmeyecek çünkü 30 FPS'yi sabitliyor. Haktan sen de bir türlü gelemedin dostum. Aynen öyle. Kardeşim ben bulamadım ya. Bir de maksimum 30'a sabitlediği için 30 da alamıyorsunuz ve 20 küsürlerde sürünüyorsunuz arkadaşlar. Bu da çok bak, donmaya abi, sebebiyet veriyor. Yaptım. Şu anda öleceğiz bir dakika. Hop. Şey bir yakalım abi. Hadi bakayım. Sevgili dostlar, bu videomuzda bu kadardı. Size yararlı olabildiysem ne mutlu bana. Eğer küçücük bir yararım dokunduysa bilene bana teşekkür etmek amacıyla kanala abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Yeni bir Discord kanalı kurduk. Eğer isterseniz oraya da gelebilirsiniz. Gerçekten güzel şeyler yapmayı planlıyoruz. Ailemize katılmak işte bu kadar basit. Haktan söyleyeceğim bir söz var mı? Kapatacağım. Aynen öyle arkadaşlar. Söyleyeceğim son söz Discord sunucumuza katılıp bize destek verin arkadaşlar. Hani birlikte etkileşimde olalım, konuşalım, sohbet edelim, sorununuz varsa çözelim ve bu şekilde etkileşimimiz büyüsün ve kanalımızı da arkadaşlarınızla ve tanıdıklarınızla paylaşın ki çok hızlı bir şekilde büyüyelim, size daha fazla yardımcı olabilelim. Bu arada eğer bir hafta içerisinde Emre Hakan kardeşimin kanalı 400 aboneye ulaşırsa 1000 Robux çekilişi yapıyoruz. Hadi. Onu da duyuralım. Harbi mi? Tabii ben ki. Bunu bilmiyordum. Tabii yeni ki. Öğrendim. Şahsen abi şu anda 400 abone inşallah olurum. Arkadaşlardan beklentim de zaten o yönde. Sizleri çok seviyorum dostlar. Kendinize çok iyi bakın. Haktan'ın kanalına da abone olmayı unutmayın. Esen kalın. Esen kalın.